Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar kanalıma. İkinci videoyla karşınızdayız 2018 yılı olarak. 3-4 gün önce zaten bir paylaşımda bulunmuştum. Nasıl güzel bir puan alabilirim son bir ayda, nasıl puanımı arttırabilirim gibi bir video yüklemiştim. Bundan bakabilirsiniz tekrar kanalımdan. Bugün artık son bir ay kala çıkabileceğini çok yüksek düşündüğüm tecrübelerimden de biraz faydalandım. Yaklaşık 20 tane güncel bilgi yükledim bu slayta. Bunu 2 günde bir atacağım arkadaşlar, izleyebilirsiniz. Evet. 2018 İslam dünyası başkenti hangisidir arkadaşlar? Bu soru muhakkak, yani bu sene olmazsa seneye, yani bir gün bir yerde gelecektir. 2018 yılı olarak sorarsa biz buna direkt Tebriz diyeceğiz. Aklınızda şöyle kalsın, tebrik ediyorum, hani İslam dünyasının başkenti, tebrik ediyorum bu yıl diye aklınızda kalabilir. Çok bilgi var çünkü. Bunları ezberlemektense bu şekilde aşinalık kurabilirsiniz. Evet, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi kimdir? Biliyorsunuz Zeytin Dalı Afrin Operasyonu yani. Çok ses getiren, çok gündemde olan bir konu. Buradan bir tane soru geleceğini düşünüyorum. %80-90 bir tane buradan soru bekliyorum. Zeytin Dalı olarak sorarsa da, ilk şehit diye sorarsa biz buna Musa Özalkan diyeceğiz. Aklımıza şöyle kalabilir. Hani Zeytin Dalı öz, yani bu işin özü, ilk şehidi, ilk yiğidi, özü gibi aklınızda Musa Özalkan kalabilir. İsterseniz ezberleyin, isterseniz aşinalık olması adına bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ikinci bilgimiz bu şekildeydi. Savunma sanayi müsteşarlığı nereye bağlanmıştır? Biliyorsunuz artık birçok kurum, kuruluş, yetki olarak biz Cumhurbaşkanlığı yapacağız şıklarda. Kesinlikle bir tane bu şekilde soru gelecektir. Biliyorsunuz savunma sanayi Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. Ama artık Cumhurbaşkanlığına bağlı diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bakalım. Bunu unutmayalım. Erzincan Üniversitesi'nin adı ne olmuştur? Başbakan Binali Yıldırım biliyorsunuz Erzincanlı. O yüzden de artık bu üniversitenin adı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olmuştur. Aklımızda başbakanımızın Erzincanlı olduğu kalırsa zaten bu soruyu çok kolay yapacağız arkadaşlar. Daha dün Cumhurbaşkanımız bunu tekrar tekrar dile getirdi. Ve ben artık bunun geçen sene bekliyordum, çıkmadı ama bu sene artık faaliyete geçeceği için kesinlikle çıkacağını düşünüyorum. Artvin'in Hopa ve Boçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan diyor, artık tamamlandı. Türkiye'nin en uzun çift tüplü tüneli, çift tüplü tünel hangisidir diye sorarsa can kurtaran tüneli diyeceğiz. Aklımda ben şöyle tutuyorum, hani çift tüplü bir tünelmiş, tüp takmış, can kurtulmuş, can kurtaran tüneli, tüplü böyle hani dalgıçlar takar ya, can kurtaran tüp falan. Aklımızda oradan kalırsa çok daha kalıcı olacaktır çağrışım açısından. Evet, Afrin Operasyonu'ndan az önce bahsetmiştik aslında. İlk şehidi Musa Özalkan demiştik. Şimdi buradaysa diyor ki Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan kimdir? Yani bu işi önderlik olarak götüren İsmail Metin Temel. Temel, yani bu işin temeli, bu işin özü, bu işin komutanı olarak aklımızda kalabilir. Zeytin Dalı'nın temelini atan, temelini yürüten kişi olarak İsmail Metin Temel soy isminden aklınızda kalabilir arkadaşlar. Evet. Yine çıkacağını %50 üzerinde düşündüğüm bir konu. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine araba, yani yerli otomobil konusunda çok üstüne düşüyor. Hacettepe Üniversitesi'nin de ürettiği yerli bir otomobil var. Elektrikli bu. Bunun ismi nedir diye sorarlarsa, EVTS1. Evet, başardık gibi aklınızda kalabilir aslında bu. Ben bunu böyle tutuyorum aklımda. Evet. Şimdi Afrin'in ilk şehidi vardı. Bir de 15 Temmuz'dan bir soru gelebilirse şöyle sorarlar arkadaşlar.
15 Temmuz'un ilk şehidi olan Bülent Aydın biliyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Bu kişinin ismi hangi havalimanına verilmiştir? Iğdır Havalimanı. Aklımıza şöyle kalacak. 15 Temmuz biliyorsunuz vatanımızın kurtuluşu, güneşin hani böyle Iğdır Türkiye'nin en doğusu, güneşin doğduğu yer. Hani 15 Temmuz'da bizim doğuşumuz gibi aklımızda kala bilir arkadaşlar. Aziz Sancar bursunu almaya hak kazanan ilk Türk bilim insanımız hangisidir? Nazlı Değer. Aklımızda şöyle kalabilir. Aziz Sancar bursuna değer kişi. Nazlı Değer diye aklımızda kalabilir. Ezber yapmayalım, çağrışım yapalım. O şekilde yaparsak 6 tane güncelden net 4 tane cepte arkadaşlar. Evet. Dünya şampiyonu ilk Türk kadın güreşçi. Bu şekilde soru gelir çünkü güncelde bir tane spordan kesin geliyor. Bu sorunun geleceğini düşünüyorum. İsterseniz sınavdan sonra bu slaytı tekrar açıp bakabilirsiniz. Buradan kesin yani tecrübelerinden dolayı söylüyorum. 3 tane soru yakalayacağımızı düşünüyorum. Yasemin Adar. Benim bir tane akrabam var Yasemin. Böyle güreşçi gibi iri yapılı. Siz de hayatınızda bir tane böyle Yasemin bulun. O şekilde arkadaşlar çağrışım yapabilirsiniz. Ezber yapmayın, çağrışım yapın. 2021 Expo nerede düzenlenecektir? Türkiye ile alakalı her şeyi ben bekliyorum sınavda. Hatay olarak bunu ezberleyelim, çağrışım yapalım, yazalım birkaç defa. Unutmayız arkadaşlar. Şu soruyu çok bekliyorum. Gerçekten hani direkt işaretleriz çıkarsa. Zaten birçoğunuz artık bunu biliyordur. Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli. Cumhurbaşkanımız bundan bahsetti geçen günlerde. Ovid diyeceğiz arkadaşlar. Ovid tüneli beklediğim sorulardan bir tanesi yine. 2018 kış olimpiyat oyunları nerede yapılacaktır arkadaşlar? Yine bu soru çıkabiliyor dünya gündeminde. Güney Kore. 2018 kış olimpiyatları. Bunu birkaç kere yazarsak aklımızda yine kalabilir. Çok önemli bir konu daha geldi. Hangi ülke G8 üyeliğinden çıkarıldı? Gelişmiş ülkeler arkadaşlar bunlar. Üyeliğinden çıkarıldı. Rusya çıkarıldı. Kırım konusundan dolayı, Kırım politikasından dolayı. Bu soru yine beklediğim sorulardan bir tanesi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali nerede açılmıştır? Biliyorsunuz ilk var ve ikinci var. Ve hangi ülkeyle ortaklaşa açtık diye sorulabilir. Neden sorulmasın? Türkiye ilgilendiriyor. Tabii ki Mersin Akkuyu diyeceğiz. Mersin dersek cevabımız Rusya ile olacak. Biliyorsunuz bir de ikinci Sinop var. Sinop'ta da eğer böyle bir tane soru çıkarsa o da Japonya ile ortaklaşa diyeceğiz arkadaşlar. Dünyada birden fazla başkenti olan tek ülke hangisidir? Ne dünyayı ilgilendiren genel kültür sorusu arkadaşlar. Biz buna bu şekilde bir cevap vermemiz gerekiyor. Güney Afrika ülkesi diyeceğiz. Birden fazla başkent. En geniş yüz ölçümüne ait kıta hangisidir? Biliyorsunuz bizim Türkiye'nin de %97'si bu kıtada Asya ve Avrupa birbirine bağlayan bir ülkemiz. Asya kıtası diye en geniş yüz ölçümü yani büyüklük olarak Asya kıtası diyeceğiz. Şu soru tarihte gelebilir, güncelde gelebilir. Çağdaş konusudur arkadaşlar. Yasemin Devrimi hangi ülkede yaşanmıştır? Yasemin Devrimi Tunus'ta yaşandı arkadaşlar. Aklınızda nasıl kalabilir? Yasemin Devrimi bir devrim. Tunus olarak birkaç kere yazarsak yine aklımızda kalacaktır. Şu soru yani tam böyle kitapçıkta yazdığınız zaman hani hakikaten bu soru çıkar diyorsunuz. Çünkü üzerinde bayağı konuşuldu. 2018 yılı Forbes yani dünyanın en güçlü insanları sıralamasında birinci olan kimdir? Işıklarda Putin falan görürsek direkt Putin'i işaretlemiyoruz arkadaşlar. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Xi Jinping olarak biz bunu işaretlersek doğru cevabı
işaretlemiş oluruz. Putin